Merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda detaylı bir şekilde kaşlara göz atacağız. Sizin isteğiniz üzerine bu videoyu çekiyorum. Bundan sonraki videonun da hangisi olmasını istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Zaten topluluk bölümünde de anket yapıyoruz. Şimdi ilk olarak kaşın ne kadar önemli olduğuna dair birkaç görsel görüyorsunuz ekranda. Yani zaten yüzün ilk bakılan yeri gözler. Benim puanlama sistemimde de genel puanlama sistemimde de göz yerleşimi dediğimiz şey çok önemli. Bunu en büyük destekleyen şey de kaşlar oluyor. Onun dışında kemik çene yapısı vesaire gibi şeylerle ilerliyoruz. Gözler en önemli şey yani göz yerleşiminiz iyiyse büyük şekilde şanslısınız demektir. Bunu da sağlam ve güzel şekillenmiş kaşlarla desteklerseniz çok daha iyi olacaktır. Onun dışında da zaten erkeklerde en büyük maskülen görüntünün yardımcılarından biri de kaşlardır kalın kaşlar, kaş göz arası mesafenin az olması, koyu renkli kaşlar vesaire gibi şeyler maskülen dominant görüntü kazandırır insanlara. Şimdi bizim kaş göz arası mesafesi problemimiz varsa da ka kaşlarımızı kalınlaştırmak bize yardımcı olacaktır. Yani ince seyrek kaşlar bizim göz kapağı görüntümüzü daha fazla ortaya çıkaracaktır. Kaş göz arası mesafemizi daha kötü gösterecektir. Kaşlarımız kalın olduğu zaman bunu bir illüzyon olarak kullanabiliriz. Bir kontrast gibi düşünebilirsiniz. Yani bir yer daha açık, bir yer daha koyu olduğu için aynı zamanda kirpiklerimizi de beslediğimiz zaman güzel bir tonla daha İllüzyona yakın kaş göz arası mesafemizi azaltabiliyoruz. Berberde kaşlarınızı kesinlikle aldırmayın. Çünkü %99.9'u almayı bilmiyorlar. Hatta altın oran kaş alımı denilen yerler dahi kaşları güzel almıyorlar. Öncelikle maskülen bir şekilde veya kendi yüzünüze uygun olarak bu kaşları almanız gerekiyor. Birincisi kaşlarınızı kesinlikle böyle çizgi şeklinde dövme gibi itici bir konumda almayın. Natural alın. Yani örnek veriyorum. İlla çizgi şeklinde gitmeyecektir. Yani sadece alın kısmınızda biraz vardır. Orayı biraz düzeltirsiniz. Kaş göz arası mesafenizin olduğu yerde biraz vardır. Orayı biraz düzeltirsiniz. Pozitif tilte de yakın bir kaş görüntüsü elde etmeye çalışırsınız. Yani kesinlikle böyle çizgi şeklinde şeyler yapmayın. Çok itici, iğrenç duruyor bu arada. Berberde aldırmak yerine kendiniz bir cımbız alabilirsiniz. Kaliteli bir cımbız. Koparmayan ve kökünden çekebilen. Aynı, aynı zamanda kaş usturaları da satılıyor. Herhangi bir kozmatik mağazasında bulabilirsiniz. Kaş usturaları da zaten yüzünüzü kesmeyecek şekilde tasarlananlar var. Tam jilet gibi olanlar değil, ucu hafif tırtıklı olanlar var. Yani yatay şekilde vursanız dahi yüzünüzü kesmeyecek şekilde tasarlanmış. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi ben size kaş için bazı çizgileri ekranda gösteriyor olacağım. Bu çizgilerimizi biz puanlamaya da dahil ediyoruz. Yani kaş şeklini çok detaylı incelediğimiz analizlerde vesaire. Kaşın oranlarını bu şekilde ölçebiliyoruz. Bu çizgiler bize referans oluyor. Onun dışında ben bununla ilgili bir video da size alta bırakacağım. Bir e, ablamız bunun nasıl yapıldığını size detaylı olarak gösteriyor. Oradan da inceleyebilirsiniz. Veya size bir filtre önerebilirim. TikTok'ta var bu kaş filtresi. Şu an ekranda gördüğünüz gibi TikTok'ta aynısını yazarsanız bunu bulabilirsiniz. Bu da gayet yakın çizgilerle sizin yüzünüzde bunun nasıl göründüğünü size gösterecektir. TikTok'un yaptığı en yararlı şeylerden biri de bu. Ona da göz atabilirsiniz. Onun dışında yapmanız gerekenler, kaşlarınız eğer ince yapılıysa size sırayla birkaç örnek vereceğim. Yani doğaldan biraz daha medikale yakın şeylere doğru ilerleyeceğiz. Bu arada unutmayın ben bir doktor vesaire değilim. Bu uyguladığım şeyleri kendim uyguladım. Başarılı sonuç aldığım için sizlerle paylaşıyorum. Bunları uygulamadan vesaire önce eğer bir cilt hastalığınız, bir deri hastalığınız, herhangi bir şeyiniz varsa hekiminize danışın. Herhangi bir sorumluluk benim üzerimde değil. Haberiniz olsun. Şimdi ilk olarak yapabileceğiniz şeyler badem yağı kullanmak, biberiye yağı kullanmak, hint yağı kullanmak veya herhangi bir aktara gidip ben kaşlarımı gürleştirmek istiyorum abi, benim için bir karşım hazırlar mısınız dediğinizde size bunun için bir karşım da hazırlayacak. Bunları düz de sürebilirsiniz veya dermaroller yardımı veya mikro iğneleme yardımıyla da kaşlarınızı sürebilirsiniz. Eğer dermaroller veya mikro iğneleme yapacaksanız size tavsiyem bu iğne bazlı şeyler olduğu için 3 günde bir yapmanız veya 4 günde bir yapmanız olacaktır. Veya normal sürecekseniz de gece sürün, sabah kalktığınızda yıkarsınız. Herhangi bir şekilde bir zararı olmayacaktır. Bu yağlar zaten bitkisel doğal yağlar olduğu için herhangi bir şekilde size zarar vermeyecektir. Tabii ki çok fazla sürüp gözünüze falan girmesine izin vermeyin o kadar. Onun dışında benim en sevdiğim normal vazelin Vazelin markasının vazelini kullanın bu arada. Herhangi farklı bir markanın vazelini değil. Bildiğin üstünde vazelin yazan, herhangi bir katkı maddesi olmayan orijinal vazelin yazanını kullanın. Bu hem kaş hem kirpik için gerçekten çok hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz bir şey. Vazelin bu arada çok mucizevi bir ürün. Göz altlarınıza sürdüğünüzde herhangi bir göz şişkinliğiniz, göz kızarıklığınız, yani gözaltı altı torbalarınız vesaire varsa onlara da çok büyük desteği olacaktır. Yani yatarken hem kaşınıza hem kirpiğinize hem gözaltınıza sürebilirsiniz. Uyanınca tabii ki biraz yağlı olduğu için herhangi bir yüz yıkama köpüğüyle bunu yıkayabilirsiniz. Onun dışında E vitamini serumları var. Bunları alıp kaşlarınıza kullanabilirsiniz. Tabii ki bunları kullanırken dikkatli kullanacaksınız. Herhangi bir şekilde gözünüze falan gelmesine izin vermeyin. Sadece kaş bölgenize uygulayın. Yine dermar olur veya dermar olur olmadan uygulayacaksanız bahsettiğim gün oranlarına dikkat edin. Çünkü o iğneyi her gün yapmak hem oranın iyileşmemesine vesile olacaktır. Hem de aynı şekilde herhangi bir mikrop kapma vesaire olayı da olabilir arka arkaya yinelediğiniz için. Bir sonraki adıma geldiğimizde yani en medikal adıma geldiğimizde minoksidil de bunun için yardımcı olacaktır. Tabii ki bunu yapmadan önce bir hekime vesaire danışın doktorunuza. Çünkü gözünüze vesaire gelmesi durumunda göz kapakları çok hassas olduğu için size kötü etkiler yaratabilir. Gözünüz kızarabilir, yanabilir vesaire. Böyle bir şey olduğunda da bol suyla yıkayın ve bunu hatta yapmadan önce herhangi bir kişiye danışın. Yani minoksidili kaç için kullanmadan birine danışın. Ben sadece olabilecek şeyleri burada size anlatıyorum. Onun dışında kendi kullandığım bir şey söylemek istiyorum kaş için. Diş fırçası kullanıyorum. Evet yanlış duymadınız. Diş fırçasının kıllarıyla yani o tüyler tam kaş için özel olarak üretilmiş gibi duruyor. Kaşlarınızı pozitif yönlü yani şakak tarafınıza doğru tarayabilirsiniz. Bu size güzel bir görüntü kazandıracaktır. Hatta hemen bile deneyebilirsiniz. Kullanmadığınız bir diş fırçasını bunun için kullanın. Ve kaşlarınızı bahsettiğim gibi tarayın. Daha böyle gür, daha pozitif, daha güzel kaşlar elde edeceğinizi düşünüyorum. Siz de zaten gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Onu sürdükten sonra ben dışarı çıkarken de genelde çok az miktar vazelin veya bir vaks ya da bal mumuyla karışık bir vaksınız varsa onu da sürebilirsiniz. Hem şekil olarak aynı şekilde kalacaktır kaşlarınız hem biraz parladığı için daha dikkat çekici görünecektir. Tabii ki çok fazla abartmayın. Hem yaz ayları terlersiniz, akıp her tarafınızın yağ olmasını istemeyiz. Sadece az miktarda kullanın. Hafif vurgu yapmak adına kullanabilirsiniz. Onun dışında bunları kullanırken, dışarı çıkarken vesaire ise yani kaşlarınız diyelim zayıf, henüz bir gelişim sürecindesiniz ama daha iyi görünmesini istiyorsunuz. Herhangi bir kaş kalemi kullanabilirsiniz. Kaş kalemlerinin zaten kendinden fırçaları var veya parmağınızla falan da dağıtıp kaşlarınızı daha olduğundan daha kalın ve dolgun gösterebilirsiniz. Yani hanımefendiler bunu yapıyorsa biz de bazı şeyleri kendimize entegre edebiliriz. Bunu yapmanız sizi gay falan yapmayacaktır bu arada. Herhangi bir endişeniz olmasın. Sadece daha iyi görünmek adına hafif kozmetik bir müdahale diyebiliriz. Yani videomuz şimdilik bu kadar. Aklıma gelenler bu kadar. Sizin aklınıza gelen eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına tabii ki yazın. Ben zaten yararlı yorumları sabitliyorum. Hepiniz görmüşsünüzdür. Bazı arkadaşlar uzun ve gerçekten emek vererek yorum yazıyor. Bunları sabitliyorum. Aynı zamanda aklınıza takılan sorunlar, soruları da yorum olarak yazın. Çünkü hepsine de dönüş yapıyorum bildiğiniz üzere. Bunları yaptığınız takdirde daha maskülen, daha dikkat çekici bir görüntüye kavuşacaksınız. Çünkü kaç dediğim gibi gerçekten çok önemli ve herkesin atladığı çok dikkat edilmeyen bir şey. Özellikle biz erkeklerin çok fazla özel Göstermediği bir şey. Ama dediğim gibi kesin kesinlikle çizgi şeklinde vesaire aldırmayın. Bunu hiç desteklemiyorum. Biraz daha natural ve doğal şekilde bırakmanızı öneriyorum. Yani gidip böyle yani hoş durmuyor. Açıkçası yapmayın. Kesinlikle yapmayın bu arada. Siz anladınız benim neden bahsettiğimi. Bu şekilde bir kaş alımı yapmayın, yaptırmayın, tavsiye etmeyin. İnternete bakmayın bile. Hiç güzel değil. Çok itici görünüyor. Onun dışında aklınıza takılanları yazabilirsiniz. Sıradaki videomuz ne olsun? e, OJ yani hollow cheeks çok isteniyor. Bunu yapabiliriz. Veya tekrar anketi topluluk bölümüne atarım hangisini isterseniz onun üzerine ilerleyebiliriz. Umarım hoşunuza giden, işinize yarayan bir video olmuştur. Size bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana. Hayat satmayan tek Look Max'in kanalı olarak da sizlere selam, sizlere selamlarımı gönderiyorum. bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.